Yine okulların açılmasıyla birlikte gündeme gelen bir başka konu, servis konusu. Servis araçları yeniden hizmete girdi. Tüm önlemler alındı. Tekrar sağlıklı bir eğitimin başlaması ve devam etmesi için tabii ki. Ancak servis ücretlerinde de gizli zam konusu tartışılmaya başlandı. 1,5 yılının ardından okullarda 5 gün yüz yüze eğitim başladı. Hazırlıklarını tamamlayan okul servisleri yeniden yollara çıktı. Çok özledik hem de, inanılmaz. İnşallah böyle devam eder, herkes kurallara uyar, okullar tekrar kapanmaz ümidiyle başladık. Salgın gölgesi altında başlayan eğitim öğretim yılı için okul servislerinde bir dizi önlem alındı. Dezenfektan aparatımız var. Arabamıza binen öğrencilerimiz veyahut da personellerimiz mutlaka ellerini dezenfekte ediyorlar. Pandemi zamanında Sağlık Bakanlığımızın açıklamış olduğu 14 kuralımız var. Koronavirüs salgınından korunmanın en önemli yolu maskeler ve bu nedenle de servis araçlarına da maskesiz binmek kesinlikle yasak ve maskesi olmayanlar için de araçlarda yedek maskeler bulunduruluyor. İşte şu an bulunduğumuz bu araçta hem çocuk maskesi var hem de yetişkin maskesi. Elimizden geldiği kadar onlara dikkat ediyoruz. Hostesler olsun, biz aynadan devamlı kontrol altındayız. Şoför ve hosteslerimizin aşı olmalarını tavsiye ettik. Olmamaları durumunda da okul idareleri hafta 2 günü PCR testi isteyecek. Servis araçlarında alınan bir diğer önlemse işte koltuklar bu şekilde numaralandırıldı ve her bir öğrencinin koltuğu belirlendi. O öğrenci eğitim öğretim sezonu boyunca hep aynı numaralı koltukta seyahat edecek. Arabamızı temizledik, dezenfektelerimizi yaptık. Öte yandan servis ücretleriyle alakalı kamuoyunda gizli zam tartışması başladı. Bu yıl okul servis araçlarına %15'lik bir zam oranı belirlendi. Ancak bazı servis firmaları ise fırsatçılık yaptığı iddiaya göre iyi araç bedeli, araç takip bedeli gibi çeşitli mazeretlerle velilerden ekstra ücretler talep edildi. Yani 450 liralık yere 750 lira yazan şirketler var. Yazık, günah. Kimse herhangi bir isim altında servis ücretini artıramaz. Gizli zamla karıştırılan bir başka husus var. Açıklanan fiyat tarifesine %35 oranında farklı bir hostes parası ödeyecekler. Bu servis parası değil, bu direkt hostes parasıdır. İstanbul Servisçiler Odası Başkanı Hamza Öztürk velilere uyardı. Ekstra ücret talep eden fırsatçı firmaların şikayet edilmesi gerektiğini vurguladı. Mutlaka fazla para isteyen şirketi şikayet etsinler. Gerek belediyeye, gerekse ilçelerindeki tüketici hakem heyetine. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.